Cumhurbaşkanı Temel Karamollaoğlu. Sayın Karamollaoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir ara verdik. Ben kısa bir ara demiştim ama. Evet efendim, dedik ki ortak yayın. Evet. Herkes şimdi 16 Haziran Pazar günü Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ikilisinin meslektaşımız İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapacağı o münazarayı bekliyor heyecanla. Neden böyle bir ikili programa ihtiyaç duyuldu? Belli ki bir ihtiyaç ki AK Parti adına Mahir Ünal, işte Cumhuriyet Halk Partisi adına Engin Altay bir araya geldiler. Uzun süren münazaralar sonucunda kimin moderatörlüğünde, nasıl bir yerde, ortak yayın olacak, hangi kanalda yapılacak? Bütün bunlar uzun uzun tartışıldıktan sonra bir hatta belgeyle, madde madde bir ortak karar alınmış. Böyle bir sonuç çıktı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu AK Parti tarafı özellikle? Yani bendeki kanaat şu, bir defa AK Parti ikili bir sistemin oluşmasını arzu ediyor. Böylece kendilerine göre sağ taraf diye tabir ettikleri kesimin hine hacette kendilerine yöneleceğine ve oy vereceğine inanıyorlar. Elbette İmamoğlu tarafı, CHP tarafı da onlar da bu ikili sistemden onlar da beslenmek istiyorlar. Çünkü bugün AK Parti artık halkın taleplerine cevap veremeyecek bir noktaya gelince alternatif biziz ve mutlaka burada biz aslan payını alırız kanaatindeler. Bu ikili görüntü iki tarafı da memnun ediyor. Biz de diyoruz ki ya bu iş ikili görüntüyle olmaz. Yani aslında bunun burada bir üçüncü taraf var. Hatta dördüncü taraf da olabilir. Bundan dolayı da farklı bir şekilde kendi politikalarımızı takdim etmeye, bizim ikili bir sisteme mahkum olmadığımızı da göstermeye çalışıyoruz. Ama işte onlar güçleri yettiği kadarıyla iki tarafta bizi bu yarışın dışındaymış gibi bir gösterme çabasının içindeler. Yani bu tartışmada yapılacak pazar günkü programda Necdet Bey de İstanbul adayınız evet, da olmalıydı. Olabilirdi. Tabii yani normal şartlarda olabilirdi, olmalıydı diye düşünürüm. Ancak burada şu var. Ben bunu garipsemiyorum da çünkü siyasette maalesef her parti ister istemez kendi taraftarlarını tatmin etmek, kendi taraftarlarını artırabilmek için bir çabanın içindeler. Böyle bir yola başvurabilirler. Ben bunu çok da garipsemem yani siyasi çekişmenin içinde. Ama biz vatandaşı uyarmak ve uyandırmak mecburiyetindeyiz. Samimi olarak baştan beri de söylüyoruz. Ben tabii bunları tekrar etmem, bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama Türkiye'nin problemleri belli. Geçmişte biz bu problemleri çözecek performansı milli görüş olarak iktidarda bulunduğumuz ister küçük ortak ister büyük ortak olarak her dönemde ortaya koyduk. Ve bizim dönemlerimizde bu problemler büyük ölçüde çözüldü. Şimdi de çözülebilir. Ama bu dediğimiz noktaya gelinmediği takdirde biz kendi kendimize hangi unvanı layık görürsek görelim. Sağcı diyelim, muhafazakar diyelim, solcu diyelim, sosyal demokrat diyelim, ne dersek diyelim, bu problemlerin bütününü çözecek bir perspektifle yola çıkılmıyor kanaatindeyim. Bizim söylediklerimizin bir kısmı, bilmem Binali Yıldırım Bey'in gündeminde olan konulardır. Bir kısmı da Sayın İmamoğlu'nun gündeminde olan konulardır. Ama bir kısım ülkenin problemlerini veya bir şehrin problemlerini çözmeye yetmiyor kanaatimize göre. Bir bütün olarak ele alınmalıdır diye düşünüyorum. Ve kim bunu yaparsa o da kazanır. Yani şimdi ben iki tarafta da bu eğilimin doğduğuna şahidiz. Siz de zaten bunları söylüyorsunuz. Niye İmamoğlu bazı noktalarda işte daha sempatik görünebilmek için bir çalışmalar, bir takım çalışmaların içinde isabetli bir iş yapıyor. Binali Bey niye şimdi daha çok öne çıkıyor, vatandaşın içine giriyor, bilmem garibanların sofrasına girip onlarla birlikte yemek yiyor. Bundan dolayı giriyor. Ama bu iş bu kadar sade değil, bu kadar basit değil. Burada daha önemli politikalar var. O politikaları uygulamak da aslında zor değil. Ama kararlılık gerektiriyor. Bir de kendi taraftarımı tatmin edeceğim düşüncesinden daha çok ülkeyi veya bulunduğum şehri ben daha mamur hale, insanların daha
rahat yaşayabilecekleri bir hale nasıl getiririm duygusunun olması lazım. Tabii herkes bunu söyler ama yapmak başka, uygulamak başka. Peki böyle bir yayın seçmenin algısını değiştirir mi? Performans onu gösterecek. Benim kanaatim burada tabii... Efendim özür dileyerek tam onu söyleyeceğim. İsmail Küçükkaya meslektaşımız siz de yayına çıktınız. Vallahi hepimizin korkusu dayak yiyecek olan ne olması. Yani her iki tarafta bir gazeteciye yüklenmek artık maalesef çok sıradan vakayı adi haline geldi ya. Hep evet. Gazeteciler sopa yiyor. Ya iki tarafta onu hedef şu alır mı yalnız, acaba? Şimdi alabilir. Ama taraf tutarsa veya taraf tutmasa bile o intibağı verirse. Fakat bizde şu anlayış var. Sorular zor olduğu zaman sen beni hedef aldın diye bir kanaate sahip olur. İster istemez o programa çıkanlar. Tepki gösterebilirler. O tepkiye İsmail Bey'in daha makul yaklaşması icap eder. Eğer kendisi arada ezilmek istemiyorsa. Ama ne olursa olsun ikili bir yaklaşımda bu işi yürütmek pek de kolay olmaz diye düşünürüm ben. Yani başarı dilerim ben kendisine. İnşallah. Ya mühim olan nokta vatandaşın zihninde oluşan sorulara bu televizyon programıyla cevap bulabilmesi. Bazıları şunu yapıyorlar. Ben onu doğru bulmuyorum. Bazı moderatörler görüyor. Evet veya hayır. Ya bir iş evet veya hayırla her zaman cevaplandırılamıyor ki. Evet ama hangi şartlarda? Hayır ama hangi şartlarda? Bunları siz ortaya koymadan evet veya hayır dediğiniz zaman bazen yanlış bir karar da vermiş olabilirsiniz. Bir tarafa meyilli gibi gözükebilirsiniz. İşi zor. Fakat yine de biz bu programın hayırlı olmasını temenni ederiz. İkili olması bunun tek mahsurudur. Çünkü Türkiye'de iki parti yok. Türkiye'de daha geniş bir perspektif var. Bu perspektifin içinde herkesin bir bakıma sözünün de dinlenmesi icap eder kanaatindeyiz. Gelelim şu seçim ne deniyor? Rüşveti. Yani kötü bir tabir ama seçim evet. Rüşveti tabir edilen bir takım adımlar. Örneğin af konuşuluyor şimdi cezaevlerinde. Şu an yapılmasa bile daha önce Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın gündeme getirdiği bu infaz indirimi diye tabir ettikleri bizim af dediğimiz olay. Seçimden önce böyle bir beklentiniz var mı? Böyle bir adım atarlar mı Cumhur İttifakı? Atmazlar diye düşünüyorum. Atarlarsa hakikaten seçim rüşveti olarak algılanır diye düşünürüm. Ama bunun çok bu tip işlerin sırf seçimde belli kesimlerin oyunu almak için yapılması yani genelde destek yerine tepki de doğuruyor. Siz de biliyorsunuz. Yani ne oldu da birdenbire hemen bu konu şu anda gündeme geliyor. Bu kadar sıcak 15 günün içine sığdırmaya çalışıyorsunuz diye bir endişe doğuyor. Bu güvensizlik oluşturuyor bu teklifi getirenler konusunda. Halbuki bunları makul olarak siz görseniz ve bir de geçmiş hataları da gündeme getirip ya biz burada hakikaten hata etmişiz diyebilmelisiniz. Benim söylediğim sözlerle ben itham edildim. Çok basit sözler söyledim. Şimdi benim söylediğimin çok ötesinde ifadeler kullanılıyor ve bu vatan millet için yapılıyor, kanaati oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Onun için seçim rüşveti yerine göre destek buluyor. Ama ben çok yanlış bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Ümit ederim ki vatandaşlarımız genel değerlendirmeyi doğru yaparlar. Yoksa seçim rüşvetine itibar ederek oy kullanmaya kalkarlarsa başımıza bugüne kadar gelen sıkıntılar aynen devam eder. Dış politika, ondan sonra da ekonomiye geçelim izninizle. Bu S-400 meselesi öyle bir noktaya geldi ki hani birazcık oyalanacak belli ki. Türkiye iki tarafı da oyalayacak ama sonra S-400'ler bir şekilde Amerika'nın istediği gibi çözülecek gibi bir kanı oluştu kamuoyunda.
Yani gelen haberler işte bizim F-35 konusunda işte Türkiye'den giden askeri pilotların orada eğitiminin durdurulmasından tutun Amerika'nın yaptırımların ucunu şimdiden göstermeye kadar. Bu iş nasıl sonuçlanır? Seçim öncesi bir adım düşünülmüyor. Çünkü bunu seçim meydanlarında kullanılacağı aşikar. Amerika'da öğrendi bu işi. Evet. Nasıl sonuçlanır sizce? Eğer Tayyip Erdoğan S-400'ler konusunda taviz verme noktasına gelirse kendi geleceğini bitirir. Türkiye'nin de geleceğini bitirir. Çok açık. Şimdiye kadar bunu ben başka vesilelerle söyledim. Şu anda şumulünü tam çizmeyi de doğru bulmuyorum çünkü tam belli değil. Ama şu anda izlenen politika Türkiye'nin İran'la, Katar'la, Rusya'yla birlikte yürüttüğü politikalar tutarlı bir politika Orta Doğu için. Çünkü Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyen Amerika'nın kendisi. Amerika Büyük Orta Doğu Projesi'ni bunlar iktidara gelirken çizmişlerdi. Esas endişe ettiren beni Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olmaya yaklaşırlar diye korkuyorum. Çünkü Tayyip Bey bunu geçmişte ben onun eş başkanıyım dedi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra nereden çıkardınız böyle bir şey yoktu dedi. Demek ki bu unutulmuş. Sonradan hatırlatıldı kendi ifadesiyle ki kendisi söyledi. Ben bunun eş başkanıyım diye. Bu Türkiye'yi Allah muhafaza etsin Türkiye'nin geleceğini karartır. S-400'ler konusu ciddi bir adımdır. Buradan kesinlikle taviz verilmemelidir. Türkiye'yi şu anda geçmişte Rusya tehdit etti. İkinci Han Harbi'nden sonra bir takım talepleri oldu. Birinci Han Harbi'nden sonra da bazı işler olmuştu ama Rusya yeniden şekillendiği için biz her ne kadar bazı noktalarda istediğimizi alamadıysak da bugünkü sınırlarımız çizildi. Fakat bugün için şu anda Rusya'nın veya İran'ın Türkiye'yi tehdit diye bir meselelerinin olduğu kanaatinde değil. Türkiye'ye tehdit doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den geliyor. Onun için Türkiye'nin burada çok ama çok net bir tavır koyması icap eder. İnşallah değişmezler. Ben de dikkat ediyorum. Yavaş yavaş bazı adımlar atılıyor. Bronson gitti. Arkasından öbür papaz da gitti. Bunun gerisi de geliyor. İşte mektup meselesi var. 6 Haziran'da yani Savunma Bakanlığı evet bir mektup gönderiyor Hulusi Akar'a ve o mektup da basına sızdırılıyor. Evet. Bir Johnson mektubu yani ya biz iki tane Johnson mektubu ikisi de bizim haklı bir müdahalemizi engellemişti. Ama o sökmedi. Johnson gibi mektup da göndermedi Amerika 1974'te. Gemisini gönderdi. Ama uçak gemisi Sicilya'yı geçemedi. Baktılar ki kararlılık var, durdular. Onun için bu konuda biz hükümetin bugüne kadar yürüttüğü, ancak onu da söyleyelim, başlangıçtaki Suriye politikalarını, Irak politikalarını hiçbir zaman tasvip etmedik, etmeyiz de. Hata yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girmesine destek vererek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hatalarından birini yaptılar. Bir Müslüman ülkenin, evet başında Saddam vardı ama Saddam'ın böyle gitmesi gerekmezdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından işgaline destek verdiler. Arkasından Suriye'de güya bir zulmü önleyeceğiz diye zirveye çıkmasına vesile oldular Suriye'nin. Şu anda İdlib'de bizi endişelendiriyor. Ben şahsen İran içinde, Rusya içinde söylüyorum. Burada bir katliam olmamalı. Burada siviller öldürülmemeli. Burada Türkiye daha etkin bir rol oynamalı. Eğer Türkiye'de çekilecekse oradan, eğer Suriye kuvvetleri oraya girecekse, bu kararlaştırılmışsa, bu savaşarak değil, bombalanarak değil, bilmem kitlesel imha silahları kullanarak, gazlar kullanarak değil, bu
sükunet içinde yapılmalı. Şu anlaşılan oradan çıkıyorlar. Çünkü şu anda Türkiye oraya bir tepki göstermiyor tam olarak. Buna Amerika da zaten razı anlaşılan. Amerika orada çünkü biz başlangıçta sanki efendim biz Suriye'deki baskıcı rejime destek veriyormuşuz gibi bir havaya doğurmaya çalıştılar hiçbir zaman. Biz Esad'la kurulan o dostluğun devam etmesinden yanaydık. Orada bir baskı ve zulüm varsa onun masa başında halledilmesinden yanaydık. Ama siz silahlı hareket eden unsurları yüreklendirirseniz, desteklerseniz o zaman masum insanlar ölür. Ve ölüyor, hala ölüyor. Şu anda bundan birkaç sene öncesine kadar 400-500 bin insan öldü diyorduk. Bugün herhalde 500-600 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. 7-8 milyon insan Suriye'yi terk etti. Günahtır ya. 3,5-4 milyon insan ülkemizde. Bazıları tepki gösteriyor. Ama biz sebep olduk oradaki bu göçe. O zaman biz de bunlara gelmeyin diyemezdik. Bir vecibe, insani bir vecibe. Efendim şu an neredeyse ırkçılığa varan bir saldırı var Suriyelilere, Suriyeli mültecileri hedef Allah alan. Muhafaza etsin. İşte bazı ilçelerde plajlara girişlerinin yasaklanması. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani ben bunu yanlış buluyorum ancak Türkiye'nin de şu anda üzerinde durması icap eden en önemli konu artık Suriye'ye belli bir şekil verildi. Bu şekilde Amerika ile ve Rusya anlaştılar görüldüğü kadarıyla. Şimdi biz bunun çatışmadan bu şeklin nasıl ortaya çıkacağına ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin huzur içinde kendi memleketlerine nasıl döneceklerine ait politikalar oluşturmalıyız. Aslında Suriye'de insanlar artık kolay kolay bir arada yaşayamazlar. Dönmeseler bile burada barış içinde yaşamak zorundayız. Çok, tabii hem o var ama büyük bir kesim burada ikinci sınıf vatandaş olarak görülmek de istemiyor onlardan. Tabii. Onun için bunlar insan. Biz bunları gidin nereye ne haliniz varsa görün diyemeyiz. Biz Avrupalılar gibi davranamayız. Biz mutlaka bunların kendi memleketlerinde en azından barış içinde yaşayacakları bir ortam nasıl sağlanır? Bunu sağlayacak olan Türkiye, İran, Rusya ve Esad rejimidir. Biz Esad'dan konuşmayız. Çözemezsin o zaman problemi. O zaman konuşma. Onların namına Rusya'yla, İran'la konuşursun. Ama oturup konuşarak bu problem çözülür. Bir defa bu niyet olmalı. Şu anda yani orada maalesef farklı gruplar, silahlı gruplar birbirleriyle çatışıyorlar. Bunların da silahını ya Amerika veriyor ya Rusya veriyor ağırlıklı olarak. Biz de veriyormuşuz gibi davransak da bizimki geride kalıyor. Amerikalılar ve Ruslar bir kısmını da Esad rejimi karşılıyor. Onun için Türkiye Suriye'nin bütünlüğünü koruyarak nasıl ayakta duracağını ve buradaki göçmenlerin gittikleri zaman sıkıntı çekmeden kendi memleketlerinde nasıl yaşayacaklarını. Bakın İdlib'de bir imkan doğdu, 4 milyon insan gitti. Az değil. Evet. Buradan ekonomik krize geçelim isterseniz. Evet, olur. Kriz diyoruz artık, yani bu epeydir söylüyoruz. İşte az önce dedik bazı kavramlar değiştirilerek, çarpıtılarak ya da yok sayılarak gerçekler göz ardı edilemiyor. Yaşıyoruz. Türk lirasının kaybettiği değer ortada, herkesin malumu. Buradan nasıl bir çıkış mümkün? Yani şimdi bu belediyelerde özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesiyle aslında çok fazla açıklama yapmadı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ama sadece yaptığı açıklamalarda bile şunu gördük. İsraf gerçekten akıl alır gibi değil. İstanbul ölçeğinde düşündüğümüzde oradaki bütçeyi, orayı tahayyül bile edemiyoruz oradaki israfı. Bu israf ekonomisi diye sizin tabir ettiğiniz bu iş nasıl sonuçlanır? Bu belediye seçimleri de bunun için bir işaret fişeği olabilir mi? Bir uyarı mahiyetinde. İnşallah. Öyle olur diye ümit ediyorum ben. Yani zaten iktidar şu anda farkına vardı ki bu iş böyle gitmez. Beni
yatırımlara karşı olmakla suçladılar. Ben iktidara gelsek, bize biz destek verirseniz iktidara gelirsek bütün yatırımları durdururum demiştim. Arkasından da eklemiştim. Bitmeye yakın olanları tamamlarız. Diğerlerinden önce oradaki parayı alır, üretime dönük yatırımlara veririz. Efendim ben sizin açıklamalarınızdan birkaçında vardım. Sizin kastettiğiniz mega projeler ilk başta bunlardı. Yani geçene de geçmeyene de yani bu, kesilen evet. paralar. Şimdi bu, evet. bu olmadan, bunun yolu sizin şimdi farkına varılıyor. Hakikaten yolsuzluğun ve israf ikisi beraber yürüyor. Birbirinden kopuk değil. Yolsuzluk ve israf anormal boyutlarda ama ben özetle, şimdi burada bir konunun detayına girecek halimiz yok ama özetle Türkiye'de yapılması icap eden ilk iş, bir numaralı iş. Türkiye'de bankaların, özel sektörün, şahısların borçları konsolide edilecek. Ben böyle bir kelime söylüyorum, çıkıyorum aradan. Çünkü teferruatına girdiğimiz zaman ben ekonomist değilim. İncelikleri konusunda oturup ekonomistlerle konuşabilirim. Ama Amerika'nın 2007-2009 krizinde ne yaptığını da az çok biliyorum. Borçlar konsolide olmadan olmaz. Kimse bu borçları ödeyemez. Bir yol bulacaklar. Devlet bunu üstlenecek. Ha borçları affedelim, öyle bir şey demiyorum. Ama bu borçlar şu anda ortadan kalkmadan Türkiye sağlıklı bir ortama gelemez. Bu bir. Ha dünyada bizim karşımıza mı çıkar? Onu bilmem. Amerika yaptığı zaman karşılarına çıkmadığına göre, gerçi onların parası ayrı bir iş. Yani ona bir Merkez Bankası Başkanı'na herhalde bir ara soru sormuşlardı. Greenspan mıydı, hangisiydi bilmiyorum. Ya bu kadar borç, milli gelirinizden fazla borcunuz var. 20 trilyonun üstünde. Nasıl ödeyeceksiniz? Ama sonra dedi ki adam, ya öyle şey mi olur? Ne olacak ki dedi. Basarız da parayı öderiz dedi. Matbaalar çalışacak o kadar. Karşılığında bir şey yok. Şimdi Türkiye onların durumunda değil. Evet, ama Türkiye'de de benzer bir adımın atılması şart. Borçların konsolidasyonuyla birlikte yolsuzluk ve israf önlenecek. İsraf iki türlü. Yolsuzluk, bir defa bir iş 100'e mal edileceksen 500'e verilmez ya. Israrla. Şimdi tutturuyorlar. Yine devam edecekler. Ya şu Çanakkale Köprüsü olmaz. 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 Şimdi geçenlerde fotoğraflar yayınlıyor. Efendim Çanakkale'de iki taraflı tır kuyrukları oluşmuş. Oluşur tabii. Bayram tatilinde oluşur. Ama sen bu seneye yay bakayım, oluşabilir mi? Rakamlar evet, yılın ortalamasını gördük. Tabii tabii. Siz bunlarla, bu yapılan bir işin ne kadar farklı boyutlara ulaştırıldığını gösteriyor. Yolsuzluk da var, israf da var. Bu işin kendisi şu anda israf sayılır. Tayyip Bey seçimlerden sonra bütün belediye başkanlarını topladı. Biraz işi hafifletmek için %40'a kadar yapılmış yatırımları durdurun hepsini dedi. Sonra 70'in üzerindekilerini tamamlayın dedi. Aslında bu ne demektir? 70'in altındaki bütün yatırımları durdurun demektir. Tabii. Kendisi söyledi. Türkiye bunu kaldıramaz, götüremez. İnşaatların Türkiye'de artık yeter ya, yeter. Ha, inşaata yine ihtiyaç var mı? Var. Hangi inşaata? Fabrikaların kurulmasına ihtiyaç var bizim. Yeni tesislerin kurulmasına veya kurulu tesislerin üretimini artırmalarına, kalitelerini yükseltmelerine, teknolojilerini geliştirmelerine ihtiyaç var. Bizim bunlar olmadan olmaz ki. Bir de artık yeter. İstanbul'a göçü durdurun ya. Allah rızası için yeni organize sanayi bölgeleri planlıyorlar. Allah akıl fikir versin demekten ben hep dua ediyorum, dikkat ederseniz. Bu lafı çok kullanıyorum. Allah akıl fikir versin. Bana da versin. Ben kendime de dışarıda tutmuyorum. Ama olmaz. 16 milyona gelen İstanbul'u siz 30 milyon yaparsanız Türkiye büyümüş, gelişmiş, güçlenmiş olmaz. Ama böyle bir yola giriyorlar. Tarım öldü. Bakın ben başlangıçta dedim. Bir, borçlar konsolide edilecek. İki, bütün yolsuzluk ve israf durdurulacak. Bu bir tavırdır, iklimdir. İklimi ortadan kaldırmazsanız devam eder bu. Üç, bir numaralı mesele bizim şimdi. Evet, sanayiye vereceğiz. Tarım ihya edilecek.
biz tarımı bir senede ihya ederiz. Bir senede. Yeter ki ekip biken adam kar etsin. Mazotu ucuz olsun, gübresi ucuz olsun, tohumu ucuz olsun, ilacı ucuz olsun, elektriği ucuz olsun. Bunları yapmak bir kararname ile gerçekleştirebilecek kadar kolay. Bunu yapın. Öyle önümüzdeki sene göreceksiniz ki Türkiye tarımda bambaşka bir noktaya gelmiş. İnsanlar bir işi para kazanmak için yaparlar. O zaman tanzim satış kuyruklarına da ihtiyaç olmaz. Kalmaz. Tanzim satış kuyrukları şimdi hatırlamıyorum varlık bile. Çok kuyruğu. Yakın. Yani bunlar nasıl bir acaba öngörüyle yapıldı? Çünkü kendilerine de aslında getirisi olmadığını gördüler. Bugün olmaz. Hiç anmıyoruz bile. O tabii anlık. Şimdi birdenbire özellikle de bu... Patates, yani, soğan fiyatları patates, soğan. Korkuttu tabii. Biz patates ve soğan borsası 3-5 misline çıkınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ya Türkiye gibi bir ülke soğana muhtaç durmaz. Düşürülür mü ya? Şair bile demiş ne diyor? Yani soğana muhtaç hale geldik diyor. Yiğitleri böyle tarif. Hazine ve Maliye Bakanı'nın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu gözüktü ki Maliye Bakanı bu meseleyi götüremiyor. Olmuyor. Çözüm üretilmiyor. Yani o zaman burada bir değişikliğe ihtiyaç var demektir. Biz onlara akıl verecek halimiz yok ama biz bunu söylüyoruz. Olmuyor. Ha bu ondan mı kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan mı kaynaklanıyor onu bilmem. Ama bu iş gitmiyor. Bu ekonomik politikalar değişecek. İnsandan önce yani tabii politikaları insanlar üretir. Bir insan değişse de yerine gelen aynı politikaları devam ettirirse o değişiklikten bir mantık çıkmaz. Bir fayda da elde edilmez. İzlenen politikalar önemlidir. Tarımda ne yapacaksınız? Sanayide ne yapacaksınız? Bilmem mi madencilikte ne yapacaksınız? Enerjide ne yapacaksınız? Makine imalatta hangi sektörlere öncelik vereceksiniz? Üniversiteleri artırıyoruz mesela. 104-204 tane üniversite olmuş. 204 değil de 1204 tane üniversite olsa ne yazar? Genç işsizlik rekor seviyede. Efendim kabinede bir revizyon çok konuşuldu. Belki seçimden sonra yapılabilir gibi öngörüler de beyan edildi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman bunlar kamuoyuna basın aracılığıyla yansısa, bu yorumlar basında da çıksa ben medyanın sözüyle kabine değişikliği yapmam gibi bir tavır içine giriyor. Yine benzer bir açıklama geldi. Ben kabine değişikliğinin önemli olduğu kanaatinde değilim. Kararı bakanlar vermiyor, Sayın Cumhurbaşkanı veriyor. Bu usul terk edilmediği müddetçe siz Allame-i Cihan olan bir insanı getirip Sanayi Bakanı yapsanız, ekonomiden sorumlu bakan yapsanız, eğitimin başına koysanız, bilmem adaletin başına hiçbir şey değişmez. Anlayış değişecek. Anlayış yanlış. Bakanlar geldiği zaman bakan dediğiniz tabii işte bakan bizde. Yani nasıl bakıyor bilmiyoruz biz. İcra mevkii değil bakanlık. Onun için bakan bakan olacak hakiki manada. Vekil olacak. Eskiden vekiller olarak yani şimdi biz milletvekili diyoruz ya. Tabii. Efendim eskiden vekiller tabii. Heyeti deniyordu. Yani Cumhurbaşkanı veya Başbakan adına karar veren, icraat yapan insan artık değil. Bakan. Sonradan o zaman da değiştiydi. O zaman vekilken nazır yapılmıştı. Nazır da bakan. Tam Türkiye'ye teyiştik. Nazır oldu hep seyrediyorlar. Bakıyorlar. Bizim gibi vatandaş gibi onlar da mütalalarda bulunuyorlar. Ama onlar nereye gitmiyor? Yani gitmesi de mümkün değil. Yetkili değiller ki. Bakan demişken en çok performansı merak edilen bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 31 Mart seçiminde o süreçte bizzat partinize hedef aldığı bir tartışmayla çok konuşulmuştu. Üsküdar'da yaptığı bir konuşmada bir Saadet Partili'nin itirazı üzerine teröristlerle işbirliği yaptılar. Sözü üzerine sizin bir partiniz itiraz etti. Ve orada tehdit ederek kendisini, hatta polisler gözaltına aldı. Yani
Özellikle Süleyman Soylu'nun bu performansını seçim sürecinde ilçe ilçe gezerek, yani bizzat adaymış gibi ve bu Evet. kadar sert bir üslupla konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tayyip Bey'in şu anda itibarının sarsılmasına en büyük sebep olanlardan bir tanesi de bana göre İçişleri Bakanı'dır. Kim ne derse desin. Ben genel seçimlere gittim. Ben bunu hiçbir yerde açıkça söylemedim. Toplantılarda söylüyorum. Seçimlerden sonra işte milletvekillerine verilen bir yeşil pasaport var. Şimdi onu emekli milletvekilleri için de diplomatik pasaporta çevirdiler. Pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine şimdi bağlandı, gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, efendim falan dedi. Ya ne yani, bir şey diyeceksiniz de. Efendim de size biz pasaport veremeyiz. Niye veremezsiniz? Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar dedi. Ne zaman Bu tam tarih? geçmiş şey genel seçimlerden hemen sonra. 24 Haziran Evet. sonrası. Ne yazmışlar? Terör. Peki niye yazmışlar? Onu biz soramıyoruz efendim. Kim yazdırıyor? Onu siz tahmin edin. Benim ismimin arkasından, tabii bu basına yayınlansa o zaman da yani aslında bir skandal bir iş. Beyefendi bizi kendisi terörist diye itham ettiği için yazın üstüne demiş. Benim gibi 170 bin insanın isminin önüne terörle irtibatlıdır diye yazmışlar. Ya Allah'tan korkun ya. Bu kadar düşmez bir insan. Siz pasaportunuzu alamadınız mı? Aldım. Hemen 10-15 gün içinde kaldırdılar. Nasıl bir girişimden sonra kaldırıldı? Bence bu hala bir skandal. Yani duyduğuma Şimdi tabii inanamıyorum ben. yani ben bunu söyledim birkaç kişiye. Hemen kaldırdılar. Niye kalktı? Nasıl kalktı? Kim kalktı? O isim niye kondu? Terör sıfatı bilmiyorum. Yani bir sözle bir partinin genel başkanının adının önüne Terör terör yazabiliyorlar. yazılabiliyor ve o kaldırılabiliyor. Kaldırılabiliyor. Ya şimdi devlet böyle Ne kadar yönetilmez. sürdü efendim bu işin çözülmesi? Ya 15 gün falan zannediyorum içinde hemen çünkü skandal bu. Ben bunu bir sene sonra söylüyorum. Ama bu bir skandal. Bu yazıyı yazdıran İçişleri Bakanlığı, ha bakanın talimatı var lan bilmem ben artık onu. Çünkü şimdi ben o dedi desem bilmiyorum. Ama ya Allah'tan korkun. Siz bir parti genel başkanının, özellikle Saadet Partisi genel başkanının isminin karşısına bunu yazıyorsunuz. Onun için yani onun dışında da yaptıkları işler var. Ben onlara girmiyorum. Ama Türkiye böyle yönetilmez. İçişleri Bakanlığı onun için başka özelliği olan bir bakanlıktır. Benim emniyetimin de İçişleri Bakanlığı sağlayacak. Benim emniyetimi kaldırarak değil onu. Şimdi biz böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Onun için Tayyip Bey biliyor, kabul eder etmez onu bilmem. Ama bilsin ki yaptığı her icraat Tayyip Bey'e mal ediliyor. O da ondan memnunsa ona diyecek bir şeyim yok ben. Sayın Genel Başkan, pasaport işine ben hala takılmış kalmış durumdayım. Çok insanın başına geliyor ama sizin başınıza gelmesi gerçekten çok yadırgatıcı geldi bana, çok şaşırtıcı. Ya yani sizi Ben de şok arayıp da oldum. özür dileyen oldu mu ya da bir izahta Yok, bulunan? hiç. Sadece aradan işte 10-15 gün zannediyor. Belki 15 gün bile geçmemiştir. Aradılar. Yani kalktı o iş. Pasaportunuzu size vereceğiz dediler. Evet. Yani şimdi Türkiye bu hale gelmemeli ya. Yani siz ülkeyi bu kadar ileri giderseniz kutuplaştırmada, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Onun için İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İletişim ve Ulaştırma beraberce gider ve Adalet Bakanları seçimlerden 3 ay önce eskiden ayrılırdı. Bu 1960 ihtilalden sonra ihtilalcilerin koyduğu bir karar ama isabetli bir kararmış. O zaman da sebebi var işte, tren durduruluyor, Tabii Ulaştırma tabii Bakanı tabii. vesaire, hani miting yerine gidemesin diye
Şimdi, tabii, şimdi onun için evet. Şimdi böyle bir manzara ile eğer yani İçişleri Bakanlığı böyleyse biz Doğu'da adaylarımızın nasıl tehdit edildiğini biliyoruz. Belediye başkan adaylarımızın. Tehditle caydırılanlar. Kabileler, insanlar tehditle nasıl oya sevk edildiler başka oy kullanmaya. Neticede bizim iki tane de sandık başında insanımız katledildi Malatya'da. Bu evet. Durduk yere olan bir hadise değil ki. Ahmet Faruk Ünsal Bey'i bizzat hedef aldı İçişleri Bakanı mesela. Yani ilk siz söyleyince aklıma gelen tabii, örneklerden tabii, tabii. Biri o adaylardan. Ahmet Bey de Şanlıurfa'da da biz Ordu'da da aynı sıkıntılarla karşılaştık. Ama tabii Ordu'nun durumu biraz daha farklı. Bilhassa Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da çok farklı bir baskı uygulandı. Dediğim gibi bizim birçok ülkede adayımızın geri çekilmesi için baskı uygulandı ve neticede de geri çekilmese bile insanlar fiilen tehdit edildiler. Şimdi bu dönemin sizin camianın mağduru olduğu 28 Şubat'la benzer bir takım örnekler yaşadığına tanık oluyoruz bu dönem. Yani çok enteresan geliyor. Biri geçtiğimiz işte bayram öncesi benim de yazdığım bir Diyanet raporu, daha doğrusu Diyanet İşleri ne ait olduğu iddia edilen Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cemaatlerle ilgili bir çalışması, 226 sayfalık, ben yazdım, başkaları yazdı, yazan başka köşe yazarları oldu. Ama Diyanet'ten olumlu olumsuz hiçbir açıklama gelmedi. Bu raporu ne kabullendiler ne reddettiler. 28 Şubat sürecinin diliyle yazılmış olması ilk göze çarpan şey buydu. Cemaatleri adeta fişler gibi. Yani bu rapor neden yazılmış olabilir? Aklımızda böyle bir şüphe uyandırdı. Bir başka benzer olay bu son dönemde yaşanan. Türkiye'deki tüm fakültelerin dekanları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Ankara'da Bilkent Otel'de bir toplantıya çağrıldı. Yani akademisyenlerin MIT'le nasıl bir temas olur, niye olur? Yani bu bana çok yadırgatıcı geldi. Neden? 28 Şubat'ta da çok benzer işte. Hani hazır kıta benzetmesi yapılmıştı o zamanlarda. Yine benzer şeyler. Hocalar, akademisyenler işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski adıyla müsteşar, şimdi değişti onlar da, işte Hakan Fidan'la buluştular. Niye buluştular? Yani bu süreç de yani Türkiye yönetenlerin 28 Şubat'ın mağduriyetiyle yıllarca siyaset yapmış olan isimlerin bugün çok benzer yöntemlere kendilerini muhtaç hissetmesi çok yadırgatıcı değil mi? Evet. Yani bu 28 Şubat'ı tersten kopya kopyala yapıştır usulüyle gidiyorlar. Yani devleti parti devleti haline getiriyorlar. Şimdi bugün bu çalışmalar yürütülürken bizim önümüze birçok insan 90 yıl önceki fotoğrafları gönderiyor. Bak bunlar da yaşandı Türkiye'de, unutmayın. 90 yıl önceki. Ama biz 90 yıl öncesine dönüyoruz şimdi, tek parti dönemine. Mümkünse Türkiye'de yani seçim yapmak bile aslında fuzuli gibi gözükecek belli bir zaman sonra. Yani seçim yapsan ne olacak ki? Yani adamlar ne olduğunu bilmeden oy veriyorlar diyecekler belki. Şimdi 28 Şubat'taki manzara, bu dediğiniz çok doğru tespit. Benzer bir şekilde şimdi daha farklı bir boyutta uygulanmaya çalışılıyor. Yani dediğim gibi buradaki temel problem, devlet bir parti devletine dönüşüyor. Bazıları da buna ne olmuş ki diyebilir. Yani siz bunu garip görebilirsiniz, ben garip görebilirim de ne olmuş ki diyebilir. Ama bu adaleti ortadan kaldırır. Liyakati ortadan kaldırır. Güvenliği ortadan kaldırır. Allah korkusunu da ortadan kaldırır bu. Çünkü güvenlik dediğiniz iş, ben insana güvenmem icap eder. Devlete ben mağdur olursam nereye gideceğim hakkımı aramak için? Adalet mekanizmasına. Bana bir saldırı olursa kim koruyacak beni? Devletin polisi, jandarması. Onlar bana karşı tavır sergilemeye yönlendiriliyorsa o zaman o zaman bir korku imparatorluğu oluşur. Türkiye şu anda hızla bir korku imparatorluğuna döndürülüyor. Döndü aslında.
belli makamdakiler, belli mevkidekiler, belli imkanları ellerinde bulunduranlar bunu kaybederiz diye korkuyor. Başka bir ekip de o makama biz gelelim. Bunu da ümidimiz ortadan kaybolur diye korkuyor. Korkuyla devlet yönetilmez. Yani siz devleti yönetmek o ülkede yaşayan insanların ne güzel bir ülkem var demeleriyle mümkün. Ne kadar güzel bir ülkem var diyebilmek temel hakların teminat altına alınması, onun arkasından da ekonomide gelir dağılımında sosyal adaletin sağlanmasıyla mümkün. Bu ikisi beraber yürür. Bir de bir kez korkutursunuz. Yani aynı senaryo ikinci kez işler mi emin değilim. 7 Haziran 1 Kasım arasında o korkuyla toplumu işte adeta rehin almak. Getirmek istiyorlar. Benim endişem de o. Ben de korkuyorum yani. Benim endişem, benim korkum da bu mantığı devamlı hale getirmek. İnsanları hep biri 1984'ü biliyorsunuz. Romanı. George Orwell'ın romanı, evet. Şimdi biz alın bugün karşılaştıklarımız bu kadar mı benzer 1984'e? Hayret ediyorum. Big Brother is watching you. Evet, hepimizi izleyen bir göz var. Hepimizi izleyen bir göz var. Ne söylüyoruz? Ne yapıyoruz? Kiminle konuşuyoruz? Kiminle irtibata geçmişiz? Evimizde sohbetlerimiz nasıl oluyor? Hangi din adamıyla irtibatımız var? Ya da iş çevrelerinden kimle görüşüyorsunuz? Bütün bunlar takip ediliyor şimdi. Evet. İstihbarat eğer Türkiye'nin güvenliği yerine bunlarla uğraşmaya kalkıyorsa vay geldi halimize biz. Makbul vatandaş, makbul ve makbul olmayan vatandaş gibi makbul cemaat, makbul olmayan cemaat. Bütün bunlar böylece yürüyor. Bu tabii tehlikeli bir şey. Tabii insanların bu demin söylediğiniz Diyanet raporunda da insanların inançlarıyla da uğraşmamak gerekir. Burada bir nokta var. Diyanet işleri esas itibariyle temel prensiplerin sağlam tutulması için var. Burada insanları yanlışa sevk edecek bir şeyler olursa elbette onun gündeme getirilmesi icap eder. Ama siz yanlış fikirleri baskıyla ortadan kaldıramazsınız. Yani inanç üzerine baskı olmaz. İnanç üzerine baskı isyan getirir. İnanç üzerine baskı kin doğurur. Çünkü insanlar kendi inançlarının yaşanamaz bir hale gelmesinden dolayı o baskıyı yapanlara karşı kin gütmeye başlar. Efendim 17 yıldır bunun sonuçlarını çok net yaşıyoruz zaten. Netleşiyor işte bu tehlikeli. Onun için 17 yıl iktidarda kalan bir parti artık kendi politikalarıyla Türkiye'nin düzelemeyeceğini, kendi politikalarını da değiştiremeyeceklerini görmeye başladılar. Bunun için iktidarda kalabilme adına baskıyı en önemli bir araç olarak kullanmak istiyorlar. Ha bunlara gücü yeter mi buna? Ben milletin de o kadar buna itibar edeceği kanaatinde değilim. Bir noktaya gelir, insanlar isyan eder. 1950'nin çok önemli bir özelliği var yani. 1950 bizim siyasi hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Neden? Sandığa gidilmiştir. Seçimin dış müdahale olmadan yapılması için önlemler alınmıştır. Neticede vatandaş mevcut iktidara yeter artık demiştir. Ve iktidar da tamam ben milletin bu kararına uyuyorum demiştir. Çok önemli bir hadise. Ama ondan sonra kesindiler hep müdahalelerle olmuştur. 60 askeri müdahaleyle olmuştur. 12 Mart askeri müdahaleyle olmuştur. 80 askeri müdahaleyle olmuştur. 28 Şubat askeri müdahaleyle olmuştur. Bir deneme oldu. Şimdi onu bahane ederek, 15 Temmuz'u bahane ederek şimdi biz baskıyı artırma yoluna giriyoruz. 15 Temmuz'u ortaya çıkaran bu iktidarın yanlış politikasıdır. O zaman da itiraz ettik. Bu insanlara güven olmaz dedik. Güvendiler. Ya biz de bu kadar yanlış yola gideceklerini zannetmiyorduk. Şimdi de tersten aynı yanlışlığı
siz devam ettirmenin yoluna girdiniz. 28 Şubat'tan sonra 15 Temmuz nasıl doğduysa, sizin 15 Temmuz'dan sonra vatandaşa yapacağınız baskı yarın aynı neticeleri doğurur. Ya zulmü devam ettireceksiniz iktidarda kalmak için veya halkın tercihine tabi olacaksınız, razı olacaksınız. Yani aksi durumda bir yine benzer bir şey yaşar mıyız? Allah mı? İnşallah yaşamayız. İnşallah. Yani iktidara gelenler... Ben Türkiye, sormaya çekiniyorum efendim. Yani darbe sözünü Allah biz ağzımıza almaya bile çekiniyoruz. Tabii, tabii. Ama işte bunun... Darbenin ne getireceğini bilemeyiz. Darbe 15 Temmuz işte, bir darbe denemesi. Ama darbe denemesinden darbe mantığıyla hareket ederek darbeyi önleyemezsiniz. Bundan sonraki darbeleri, kalkışmaları. Olmaz bu. Niye insanlar darbeye gidiyor ve kalkışma yapmak istiyor? Bazı şeylerden rahatsız duydukları için veya bir dış gücün etkisinde kaldığı için. 15 Temmuz çok açık ve net. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ortaya konan bir girişimdi. Açık, net. Bak hükümet de dedi. Ben de onların istihbaratının doğru olduğu kanaatindeyim. Bunu planlayan Amerika Birleşik Devletleri idi. Ha Türkiye'de de birilerini alet ettiler. O zamana kadar biz şahidiz. Bakın. Bu hadiselerden 1,5 sene önce, önceden açıklamalar yaptık. 1,5 sene önce askeriyenin içinde çok ileri noktalara gelmiş sağduyulu insanlar, fiilen askerler, albaylar geldiler. Türkiye bir ihtilale doğru gidiyor, tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor dediler. Biz bunları bakanlara kadar ilettirdik. Ama sonra ne oldu? Yok canım. Siz hayal görüyorsunuz. Darbeden bir yıl önce. Darbe bir yıl önce. Hatta 6 ay önce. Peki şu an öyle bir istihbarat geliyor mu size? Yok. Şu an gelmiyor. Ama bizim şimdi tabii beni en çok endişelendiren ve üzen S-400'ler bir konu. İnşallah burada bir taviz vermezler. Ama bir de askerlikle ilgili alınan kararlar var. Ya Türkiye bir ateş çemberinin içine alınıyor. Biz şimdi askeri gücümüzü zayıflatacak kısa dönemde bir adım atmaya kalkarsak, yani askerlerden birçok kişi yazı yazdılar. Çıktı televizyonlarda da konuştular. Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle, biz ordumuzu şu anda takviye etmeye mecburuz. Ya komuta kademesi bizim biçildi, herkes biliyor. Yüksek asker şeyinde, askeri şuranın içinde kim kaldı? Büyük çapta yani tüm generalin altında kimse kalmadıydı. Onlar 350 kişinin 350 civarındaki insan. General olmuş insanlar bunlar. En üst mertebe. Büyük bir kesimi tasfiye edildi. Şimdi Türkiye onu telafi etmek için bir gayretin içinde. Allah yardımcımız olsun. Onun için ben gelişmelerden endişe duyuyorum. Tayyip Bey'in özellikle şahsen söylemek durumundayız. Çünkü kararları Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya kendisi veriyor. İstişare eder. O istişareye uyar veya uymaz. Ama biz de o istişarenin bir elemanı gibi diyoruz ki S-400'lerden vazgeçme. İran'la, Katar'la, Rusya'yla yaptığım bu birlikteliği devam et. Şu anda İran'ı sıkıştırmak istiyor. Hedefte İran'dan önce Türkiye var, bunu bil. Ve öbür taraftan da aman bu noktada bizim ordumuzun gücünü azaltacak hiçbir adıma izin verme. Söyleyeceğimiz bunlar var. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, ağzınıza sağlık. Uzun bir sohbet oldu ama doyurucu bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem de beni ilk defa konuk ettiğiniz için de bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haftaya Salı günü gün ortasında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.